Değerli Yeniden Refah Partisi karşılama heyeti, sizlere Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in çok selamlarını getirdik. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Bayramlar birleştirici, teşekkür ediyorum. Aynı zamanda dayanışma duygularını canlandıran çok özel günler. Bu günlerde bayramlaşabilmek bile artık tüm kutuplaşan siyasetin içinde bir fark yaratmak demek oldu. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 17 partimizle birlikte bugün içinde bayramlaşıyoruz. Biz de değerli başkanımız Fatih Erbakan Beyefendi'nin bayramınızı kutladığını bizim lastığımıza iletmeyi arzu ediyoruz. Geldiğiniz için çok mutlu olduk. Sağ olunuz. Belki Türk siyaseti için en güzel şeylerden biri, farklı şeyler savunuyor olsalar dahi bir araya gelip konuşabilmeleri, eksik gedik birbirlerini tamamlayabilmeleri. Çünkü nihayetinde hedef Türkiye Cumhuriyeti'dir. Partiler Türkiye'ye hizmet için araçlardır. Dolayısıyla bizim gayretimiz de, tabii ki farklı düşüncelerimiz, görüşlerimiz olabilir. Ama sizin varlığınızla ileride söyleyeceğim siyaset, ileride inşallah iktidar olduğumuzda bizi yönlendirmek için güzel uyarılar yapacak bir parti olarak görürüz. Evet, biz tabii Doğan Aydal Başkanım'la daha önce tanışıyoruz. Evet. Aynı zamanda Türkiye'nin enerji politikaları ve geleceğiyle ilgili de birlikte çalışmışlığımız var. Evet. Oturup bir masa etrafında tartışmışlığımız, konuyu nasıl geliştirebiliriz şeklinde bu noktada çok güzel düşünce paylaşımlarımız olmuştu. Bir araya gelmek çok benim açımdan da ayrıca çok güzel. Çünkü enerji alanında sizin bakış açınızı ve birçok eserlerinizi sizde yaptığımız görüşmelerden sonra da çalışma, inceleme fırsatı buldum. Bizim düşünce dünyamızı da oldukça zenginleştiren katkılar yaptı. Sizler takip ettiğinizi de aynı zamanda biliyorum. Evet. Sizlerin de emeğine sağlık. Türkiye'nin çok geleceğine doğru hep birlikte İnşallah. İlerliyoruz. İnşallah. Köklü partileriz. Evet. Köklü partiler. Olmuş partileriz hatta. Tabii. Yani özellikle şimdi 1974 yılı Kıbrıs Barış Harekatı sürecinin 50. yıl anmaları olacak. O nokta bir kez daha sizin söylediğiniz o birlikteliği çok güzel anımsatan, tarihe altın harflerle bunu yazdıran ve hala daha bugün bir tane adaya AK Parti hükümeti sahip çıkmaktan Ege Denizi'nde imtina ederken koskoca bir Kıbrıs adasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temellerini atabilmek, o zorlu anda o kısıtlı imkanlarla o müdahaleyi yapabilmek ve bunu da başarıya ulaştırmak harikulade. Geleceğe de ışık tutan aynı zamanda bir tarihimizde güzel bir, bizim açımızdan gurur verici bir olay. Ben bunu birkaç kez televizyonlara da aktardım. Partiler yüreklerini açık tutmalıdır. Bir gün gelir, birbiriyle taban tabana zıt şeyleri genelde savunan partiler o devlet problemi için yan yana gelebilirler. O yüzden de düşman olmak için bir gerekçe yoktur. Tabii. Birlikte çok güzel fikirler üretilebilir. Ve gelecekte de öyle konular gelebilir ki iki parti tekrar koalisyon için yan yana gelebilir. Hiç mahsuru da yoktur. Geçmişte Erbakan Hoca'nın iştihatıdır bu. Çok da güzel sonuçlar alınmıştır. Bu bakımdan biz fikirlere değer veriyoruz. Sizleri de yakından takip ediyorum. Çünkü bahsettiğiniz şeylerin meclise belki en çok yakından takip eden biriyim. En son Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili konuşmanızı da dinledim. Yani sanmayın ki biz kenarda duruyoruz da sadece bizi dinlesinler diyoruz. Takip ediyoruz. Çıkartacağınız sonuçlar olabilir. Bu tür şeyler faydalıdır. Herkes her şeyi bilmek mecburiyetinde değildir. Bir başka partiden çok rahatlıkla değerli birkaç görüş alabilir. Tabii. Bunu geliştirebilir, uygulayabilir. Bu bakımdan ziyaretiniz bizi ziyadesiyle memnun etmiştir.
Ben zaten özellikle dedim ki keşke biraz sonra kalsalar da sohbet için fırsat olsa. Evet. Teşekkür ediyorum. Sizde vardı muhtemelen ama. Ben de zaten olsun, kayıtlı tabii numaranız. Evet. Öyle söyleyeyim. Evet. Gayret ediyoruz. Sizler için de tebrik ediyoruz o belediye başkanlığındaki. Esasında bu belediye başkanlık seçimini kazanan iki parti var. Biri siz, biri biz. Kim aksini söylerse söylesin. Biz de sizi tebrik ediyoruz. Evet. Gerçekten çok önemli bir başarı. Hele belirli bir kısıtlı sürenin içinde bu başarıya ulaşmak evet. ve ulaşmak için de ortaya koyduğunuz irade ve duruş gerçekten önemliydi. Ve neticede Türkiye'nin geleceğine aslında bir umut ışığı evet. hep birlikte yakmış olduk. Şimdi bize düşen bu çalışmaları geliştirmek, alanında uzman siyasetçiler ve çeşitli bu alandaki uzmanlarla birlikte gerçekçi bir perspektifle sadece yani hem sorunları hem de konuları ele almak gerekiyor. Evet. Bunu da ben önümüzdeki süreç içinde çok güzel yapacağımızı düşünüyorum. Zaten yapıyoruz. Onu daha da geliştireceğimizi düşünüyorum. Çalışkan olmak en büyük görevimiz aslında. Sormak, sorgulamak, araştırmak, tartışmak çok önemli. Sadece kendi bildiğimizden hareket ederek siyaset üretmek değil, tez, antitez, sentez yaparak ilerlemek de gerekiyor doğru ki. Doğru diyorsa diye karşı tarafa değer vermek hocam. En önemli şey bu. Hani tamam ben böyle düşünmedim ama sizin söylediğinizi araştırmak mecburiyetindeyim. Ya doğru diyorsa diye. Bütün beklentimiz de diğer partilerden ya doğru diyorsalar diye bizi de dinlemeleri. Çünkü Türkiye çok farklı şeyler söylüyoruz. Farklı şeyler de söylemeye devam ediyoruz. Karşılıklı buldu belli ölçüde. İnşallah gelecekte daha da bu karşı bulmanın artacağını düşünüyoruz. Türkiye tek bir siyasete, tek bir hücreye mahkum olmayacak kadar zengin bir ülkedir. Ve yetişmiş insanı çok fazla var. Biz bu kaynağı değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Hepsinin bizim partiden olma mecburiyeti de yoktur yani. Tabii. Bu arada çay 20, özel, evet, şifa olsun. Nedir? Bu 22 ayrı bitkiden oluşan sultan çayı. İçinde aloe vera'dan tutun, ginzenge kadar var. Size bir küçük paket hazırlatayım ben. Yani teşekkür ederim. Rica ederim. Sizleri de yormayalım. Olur mu hocam? Biz bunu Antalya'dan getirtiyoruz. Yani enerji verecekse ben evet. enerjiden sorumlu olduğum için. Evet. Özgür Bey de biraz en azından. Dost yardımı olarak. Genel Başkanımız siyasi partiler arası diyalog kanallarını açmak için seçimden de birinci parti olarak çıkmanın verdiği sorumlulukla birlikte bazı adımlar attı. Farkındayız onun. Bu adımlar doğrultusunda da hem üst düzey siyasetteki bu açık iletişimin diğer toplum katmanlarına da bir örnek teşkil edeceği ve çarpan etkisinin daha büyük olarak evet. daha herkesin daha barışçıl, daha memnun, mutlu bir araya gelebilmesini sağlamasını hedefledik. Bir noktada da her ne kadar bu kutuplaşma bazen bazı siyasi partilerin çok işine yarıyor olsa da bu siyasi partiler her nereye gizleniyorsa, nereye çekiliyorsa çekilsin o noktaya kadar genel başkanımız gidip vatandaşın sıcak gerçek problemlerini yüzlerine bakarak gözlerinin içine söylemek yolunda bir adım attı. Bunu da bir ölçüde gerçekleştirdi. Ancak tabii siyaset statik bir yapı değil. Yani bazı kararları alıyoruz ortak akılla mümkün olduğunca tabii. Uyguluyoruz ancak Türkiye'nin değişen koşulları bambaşka yerlere de getiriyor. Neticesinde bir yerden sonra Cumhur İttifakı'nın ortaklarının Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden birbirlerine mesaj verdikleri garip bir diyalog şekli oluştu. Biz de dedik yani şu aradan biraz hafif çekinelim hani karşılıklı konuşsunlar. Sorunları neyse bakalım bir noktaya getirsinler diye. Ama her halükarda siyaseti hareketlendiren, diyalog kapısını daha da büyüten bir süreç oldu. Ümit ediyorum Türkiye'nin geleceğinde de siyasi partiler daha da bu diyalogları artırırlar.
özgüveni olan partiler zaten bir araya gelmekten, konuşmaktan, tartışmaktan çekinmemeliler. Tabii. Neticede çalışacak çok konu var. Doğan Başkanım oldukça yani biliyor. Biz şey değiliz, her şeyi bilmek mecburiyetinde değiliz. Bazen karşı tarafın söylediği küçücük bir şey öyle bir sinyal çakıyor ki sizde ya şunun devamını getireyim diye uğraşıyorsunuz. Bu çok güzel bir şeydir yani. Ya da tersi gerçekleşir. Biz bir şey söyleriz, siz arkasını getirirsiniz. Neticede partilerin adı farklı olabilir ama çalıştığımız yer Türkiye. Tabii, hedefimiz doğrultusu. Vatandaşlar çok tabii hizmet edebilmek, bir şey üretebilmek. Yoksa boş boş ben size kızmışım, siz bana kızmışsınız. Bunun çok da bir esprisi yok. Türkiye'ye kazancı da yok. Vatandaşlar neredeyse nefret noktasına geldi siyasetler. Herkes birbirine bağırıyor. Bu hani boşanma aşamasına gelmiş evliler gibi. Herkes bağırıyor, kimse dinlemiyor. Tabii. Belki de konforlu bir siyaset oluşturuyor bu. Gürültü oluşturup gürültünün içinde tartışmak. Ancak bu konfor alanından siyasetin çıkıp daha somut bilgiye, veriye dayalı bir masa etrafında yine tartışılabilir ama bilgileri yarıştırarak bu tartışmalar gerçekleşebilir. Türkiye'nin de faydasına olacağını bu noktada bu tip süreçlerin bir naylon daha getir. Patlamasın. Bir naylon daha getir. Kavanoz mu? Ya da kavanoz bulursan kavanoz getir. Kavanoz mu? Başkan bak şimdi. Bak. Ya da şundan bir tane alalım. Evet. Yok biz bunu sağlam sağlıklı bir şekilde hocam götürürüz. Öyle bir bardağın küçük çay kaşığıyla döküyorsunuz. Su bardağına da büyük şey kaşığı, tatlı kaşığıyla. Hiç karıştırmanıza lüzum yok. Dökülünce zaten teşekkür ediyoruz. Otlar biraz üstte kalıyor. 2-3 dakika içinde dibe çöküyorlar. Tam 22 çeşit. Orijinal. Kimin keşfi? Bu Antalya'da bir arkadaş bulmuş bunu. Avrupa'ya ihraç ediyor şimdi. Geç fark ettik biz. Şimdi işte WhatsApp'tan istiyoruz bitince. 20'şer kiloluklar olarak gönderiyor. Evet, harika. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şifa olur inşallah. Değerli başkanım, biz bu sıcak karşılamanızdan dolayı çok memnuniyet duyduk. Sizi ayrıca görmek çok mutlu etti. Çok beni de. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Hazır buradayken bir hediyemiz var. Onu takdim edelim hocam. Gelenlere giderken çikolata götürüyor da gelenlere Doğan kitap veriyoruz. Aydan, evet. Hocamızın kitapları. Ha, burada CD. Bu güzel. Sizinki tam evet oldu. O CD şunun CD'si. Özellikle onu lütfen. Evet, onun arkasında yok hocam. Şöyle arkaya yazacağım. Koyalım. Şimdi bu kitap orijinal. Biraz reklam olsun. Olsun hocam. Güzel kitap. Bu kitap 7722 sayfa. 7722 sayfa. Türkiye'nin geçmiş 20 yılı. Bütün bakanlıklar ve sektörlerde. CD'de de her şehir için hazırladığım yaklaşık 100 sayfa var. Her şehir için. Devlet planlama tekniğiyle hazırladım. Yani bir övme payı çıkartmak istemiyorum ama bunu tek başıma hazırladım. 1,5 yılımı aldı. Günde 11,5-12 saat çalışarak. Bütün değişimler var hocam. Domatesler tutup profesör değişimine kadar. Kazan olan yerden esrar eroin kaçırılan yerlere kadar çok renkli bir kitap. İlginizi çekecektir. Bunlar bizim 681 projemiz. Burada Erbakan Hoca'nın rüyasıydı bir İslam dinarı oluşturmak. Ben onu D8 coin olarak formatladım. Eğer blockchain sisteminde böyle bir formatta 8 ülke alışveriş ederse kendi arasında bir Amerika'nın gözetiminden uzak olacağız. İki, para altın değerinde olacağı için hiçbir ülke değer kaybetmemiş olacak ticarette. Başladığımızda 33 milyar dolarla AK Parti 13 milyar dolara düşürdü. Bu bir ölçüde de Amerikan dolarının değerini aşağıya çekecek. Bunun son tarafında bu detaylarını anlatıyorum. Aksi halde Amerika Swift kodlarıyla bütün para transferlerini tabii kontrol izliyor, canını okuyor. Bunlar bizim kaynak paketleri. 36 sorun, 36 cevap. Bunu da size verdim geçmişte ama yine paket olarak ayırmayayım. Size tam seri olarak takdim edelim.
Şöyle. Buraya bakalım. Ben halledeyim. Evet. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sizin gelmenize de ayrıca mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Değerli başkanım, sağ olun. Bunu da Kadir'cim, bunu sana verelim. Bunu bir cam ikanın içine koysanız cam kavanoz şeklinde. Tabii. Dediğim gibi küçüklere bir küçük şey, büyüklere de büyük bardak. Çok teşekkür ediyorum size takdim edeyim. Hatta bir yolculayalım böyle boşuna. Resim çektirelim.